Merhabalar efendim, hoş geldiniz KRT ekranlarının başına. Güzel bir güne sizlerle birlikte başlamanın mutluluğu içerisinde açıyoruz bugünkü programımızı. Sizler için farklı konular ele alacağız bugün. Bakalım beğenecek misiniz? Lütfen bizlere WhatsApp'tan fikirlerinizi, düşüncelerinizi ve yorumlarınızı paylaşın diyelim. Ve bakalım bugün Şebnem Yiğit'le hafta sonunda neler yer alıyor? Gelirinin büyük bir kısmının Yedikule Hayvan Barınağı'na bağışlandığı Tılsımlı Köpek Momo romanının yazarı Didem Gürçay ve gazeteci Mukaddes Kaya, hayvan haklarını ve hayvanlar için yapılması gereken çalışmaları Şebnem Yiğit'le hafta sonunda anlatıyor. Geçtiğimiz aylarda çıkardığı Aşk Adam Seçer Mi parçasıyla yeni yıla merhaba diyen sanatçı Gülşah Tanrıöver, yeni şarkısı ve gelecekteki projelerini Şebnem Yiğit'le hafta sonunda anlatıyor. Karagöz sanatıyla yapmış olduğu gösterilerde ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etmiş, hayali Balaban Mahlası'yla tanınan Karagöz oynatıcısı Cemal Fatih Polat, Şebnem Yiğit'le hafta sonuna konuk oluyor. Az sonra. Ve sevgili seyircilerimiz, ilk bölümümüzün konukları yerlerini aldı bile. İki kıymetli konuğum var. Onlar da eğer bir hayvan severseniz, ki ben hayvan sever olmayanı düşünemiyorum, lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın diyeceğiz. Sevgili Didem Gürçay, hoş geldiniz programımıza. Ve gazeteci Mukaddes Kaya, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, merhaba. Bizi Didem'le buluşturan Mukaddes Hanım. Öncelikle teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Burada olmak çok keyifli. Sağ olunuz. Bakalım nasıl bir Şimdi, sohbet olacak. Çok güzel bir sohbet olacak. Didem Hanım'a bizi götüren kitabı önce tanıştırayım. Ne dersiniz Didem Gürçay? Bayılırım. Şöyle bir kitap efendim. Siz bu arada kitabınızdan bahsedin bize. Tamam, çok kısa çok kısa özetleyeyim. Bu kitabı ben 2004-2006 arası yazdım aslında. İngilizce yazdığım bir kitaptı. İş çıkışı, iş stresinden kaçmak için yazdım. Psikoloğun yerine yani. Evet. Ve kahramanı kendi köpeğim Sümer Korusu'nda bulmuştum. Sokak köpeği Momo. Gözleri çok parlaktı bulduğumda ve o yüzden kitabın kahramanı da kalbinde bir tılsım taşıyor ve gözlerinden tılsım çıkıyor. Kutsal Kemik kitabında bahsedilen bir kehanete göre tılsımlı bir köpek Türkiye'de doğuyor ve dünyayı kurtarıyor. Aslında kitap bunun üzerine bayağı bir 10 küsur karakter var. Öyle mi? Tarabya'da başlıyor. Nerede başlıyor? Tarabya. Tarabya'da. Evet, çünkü Tarabya'da buldum ben köpeğimi. Kahramanım Momo. Kahraman. Ay çok güzel. Yani o kadar güzel ki figür üzerindeki. Ben okuyamadım. Henüz geldi kitap çünkü bana. Ama en kısa zamanda okuyacağım. Bir de imzalamış Didem Hanım. Çok naziksiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu kitaba yine geleceğiz. Ama bizim bugünkü konu başlığımız sevgili seyirciler, hayvanlarla ilgili. Hayvanların sevgisiyle ilgili. Onların bakımıyla ilgili. Ve siz her ikiniz de bu anlamda müthiş işler yapıyorsunuz aslında. Zaten bu kitabın gelirini Yedikule Hayvan Barınağı bağışladınız. Niye Yedikule Hayvan Barınağı Didem Hanım? Çünkü ben Meral Olca ile Yedikule Hayvan Barınağı'nın yöneticisiyle 2002'de tanıştım. O yıllarda daha barınağı yeni kuruyordu ve Meral Hanım mimardır ve kendini paraladı o barınağı kurmak için. Sağ olsun belediye de çok yardım etti. Ama her şeyden önce benim 15 tane hayvanıma baktı. Yıllar içerisinde otobanda toplantıya giderken bir köpeğe çarparlar. Ben alırım onu, toplantı yerine Meral Hanım'a götürürüm. Yıllarca kedi, köpek ne bulduysam Baykuş Hanım benim için baktı. Yani 15 hayvana bugün ben aylık İstanbul'da evimde baksam zaten kaç bin lira. Tabii. Hiç benden bir şey beklemeden benim ona her şeyden önce bir gönül borcum var Meral Olca. O benden bir şey istemedi. Dedim ki Tarih Kitap'a da teşekkür ederim. Tarih Kitap'la Mukaddes Hanım tanıştırdı. Tarih'e dedim ki ben hepsini barınağa bırakmak istiyorum. Onlar dedi ki tamam, çok büyük bir bölümünü size bırakırız. Siz de barınağa verirsiniz. Bence Tarih Kitap'ın da çok önemli bir yeri var burada. Çünkü çoğu yerini kabul etmez. Çünkü hem onlar gelirlerinden feragat etmişler. Hem de aynı zamanda bir sürü hayır olmuş. Ya. Orada bir sürü hayvana şimdi mama olarak değil mi? Barınak olarak dönecek bu kitabın geliri. Tarih Kitap'ın başında Selcan de, o da güçlü kadınlardan. Yani hepimiz gibi. Öyle mi? Yaşasın güçlü kadınlar diyelim o zaman. Bu kitabın çıkmasında kadınların gücü çok büyük. Sevgili seyirciler, hepimizin üzerinde durması gereken çok önemli bir yasa var. Ve şimdi bugün Didem Gürçay ve Mukaddes Kaya bu yasayla ilgili bizleri bilgilendirecekler. Zaten konuyla ilgili olanlar aslında bu yasaya vakıf. Ama hiç bilmeyenler, mesela ben bilmiyorum. Öğreneceğiz, nedir bu 5199 sayılı kanun? Şebnem Hanım çok mersi, çok kısaca ve basitçe anlatacağım. Hı hı. Çünkü hepimizin başına
geliyor. Benim alt komşum hep şey der oturduğum sitede. Türkiye'de hayvan sevmek zordur. Artık değiştiriyorum o cümleyi. Türkiye'de hayvan sevmek kolay. Bu yasayla beraber, bu revize edilmiş bir yasa. Galiba 2019'un sonlarına doğru çıktı. Teşekkür ediyorum bu yasayı çıkaranlara, çıkartanlara. Site içi özellikle söylüyorum, hep başımıza geliyordu. Eskiden avukat, mahkeme falan girişiyorduk. Şimdi gerek kalmadı. Site içi ve site dışı. Herhangi bir hayvanın, aslan kaplan getirmediğiniz sürece tabii, beslenmesine müdahale etmek, kulübelerini kaldırıp atmak, kaplarını attırmak, yeni yavrulamış anne kediyi oradan attırmak, yavruların ölümüne sebep olmak bizim sitede oldu. İsim vermeyeceğim, gerek yok. Ya, kanunen suç, yasal suç, Haydi diye bir aplikasyon var. Onu indiriyorsunuz cep telefonunuza. Haydi'den mesela ben böyle şeyler yapıyorum. Sizin beslediğiniz hayvanları telef ediyorum. Hemen Haydi'den benim adımı soyadımı hop adresim, beni bir şikayet ediyorsunuz. Şikayet direkt İçişleri Bakanlığı'na gidiyor. Bu şaka değil. Ya bu böyle artık eskisi gibi. Biz zaten yani daha önce de kavga etmiyordum. Hemen avukatımı arıyordum. Artık o da çıktı. Çok rahatız. Avukat, para, mahkeme, hiç öyle problem yok. Alo Didem kedimizi, köpeğimizi bilmem ne etti. Ondan sonra beni hop. Ondan sonra prosedürü bilmiyorum ama biliyorum ki hiç şeker bir prosedür olmayacaktır. Evet. Çok yalnız tehdidi güzel. Bile çok şeker Didem Hanım. Güzel güzel. Evet. Bakışlar ciddi ama. Bak bakışlarım falan değişiyor. Evet, hayvanlara evet, zarar gerçekten. Falan bir anda değişiyorum. Peki bir şey soracağım. Buyurun. Örneğin bazı sitelerde hayvan beslemeye izin verilmiyor. Ve bu önceden belirtiliyor. İşte ev alacaksanız, kiraya çıkacaksanız. Hayır bitti onlar. Yok mu artık? İşte bu yasayla soracağım. Birlikte bitti o. Ama tabii ki siz bir apartman dairesine 150 metrekare ben doldurursam 38 kedi 14 köpek haklısınız ya apartmanca çıldırırsınız da misal. Ya da köpeğini sabahlara kadar havlıyor. Okey ben ona bir şey de zaten bence herkes birbirine saygılı olmalı. Siz bana diyorsanız ki Didemciğim ne olur bizim kapının önünde besleme herhalde ki kapınıza getirip zorla 24 kediyi besletmeyeceğiz ama sitede yani bu tip böyle sabotajlar istediğiniz hayvanı istediğiniz evde besleyebilirsiniz. Eğer bugün o yasada bir değişiklik olmadıysa artık onlar da geçti. Sayılmıyor. Peki şimdi bu yasal kısmıydı. Yine aklınıza bir şey gelirse eklemek istediğiniz yok, bir şey olursa onu da ekleriz. Şimdi biraz da sevgisinden bahsetmek istiyorum hayvanların. Her ikinize de soracağım. Şimdi özellikle evet şu anda görüyoruz fotoğraflar muhteşem sevgili seyirciler. Özellikle böyle hayvan besleyen evcil hayvanı olan kedisi, köpeği, kuşu, kanaryası olan hatta akvaryumu olan ne bileyim birçok şey diyebiliriz. Kaplumbağaları olan şu anda aklıma gelenler onlar. O insanlar, o tip insanlar diyeceğim daha sevgi dolu oluyorlar. Bu benim nacizane görüşüm. Daha yumuşak oluyorlar ve daha disiplinli oluyorlar. Şimdi hanginiz isterseniz bu soruyu yanıtlamak. Bir evcil hayvan sahibi olmak yaşamımıza neler katar? Ya Şebnem Hanım ben cevaplayayım istersen. Evet, Muko kesinlikle. Benim hayvanlardan bıktı. Benim 91'den beri arkadaşım fenalık geçiriyor. O yüzden ben şöyle düşünüyorum. Kendime göre hayvan seven insanın bir kere frekansı yüksek. O hani bütün o seminerlerde deniyor vibrasyonu yükselt yok titre. Zaten sizin yüksek. Hayvan seveni yüksek. Hayvan sevmeyen insan zaten negatifte ve karanlıkta. Hani o yüzden o hayvan diyorum. O insan zaten etrafına ne ışık saçabilir ne sevgi ne sizi düşünebilir. Dolayısıyla bir hayvan şey katıyor insanın hayatına. Böyle bence böyle bir ışık. Eve geliyorsunuz, kapıda bekliyorlar. Güç sevgi katıyor. Peki. Paylaşım. Evet. Bir de disiplin katıyor. Onu söyleyeyim size. Çünkü vardı bir dönem bir köpeğimiz ve erken kalkıp yürüyüşe çıkarmak zorundasınız. Evet, doğru. O hayatınızı öyle bir organize ediyor ki sizin adınıza organize ediyor aslında. Yemek saatiyle, yürüyüş saatiyle. Evet. Yani Didem ona göre yaşıyor. Yani değil mi? Kedilerine ve köpeğine göre yaşıyor. Hayatını öyle organize ediyor. Peki mecbur. Zor olmuyor mu? Benim en çok sıkıntı çektiğim noktada şuydu. Bir köpeğimiz varken bırakıp bir yere seyahate gitmek. Çünkü seyahati zoru. Bol bir işteydim. En evet çok zor. Bu konuda tabii mesela yurt dışında yaşayanlar biraz daha şanslı gibi geliyor bana. En azından çarşıya, pazara, belediye otobüsüne, metroya köpekleriyle binebiliyorlar. Bizde bu durum nasıl? Hemen onu da yok, sormuş bence olayım.
Şebnem Hanım, her şeyden önce şey söyleyeyim. Benim bir yardımcım var. 17 senedir beraberiz. Karadenizli. Benim hayvanlarım onun disiplinini almış durumda. Wow, böyle bir Karadeniz disiplini aldı. Karadeniz disiplini. Yani biraz aksanıyla havlıyordur. Yani ben bile ondan korkuyorum. Tenzile Gökdemir. Yani bir ikon. Bize eşrafında. Benim hayvanlar onu görünce koltuktan falan kendini panik içinde. Onları şöyle eğitti yani şu parmakla. Şey derler ya, hani bir çocuğun eğitiminde anneden ya da babadan biri kötü polis olsa, sizdeki kötü polis Tenzile teyze. Tenzile çok iyi. Yani ben acayip. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Yani kötü iyi falan kalmamış. Bir parmakla hepimiz, beni de eğitmiş durumda. Bizim evin Tenzile Hanım'a bırakıyorum. Bizde bence hiç fena değil. Bütün kafelere giriliyor bizim yaşadığımız alanlarda. Giriyoruz. Evet, sen yurt dışında da çok bulundun değil mi? O mukayeseyi evet, yapabilir misin? Evet, aslında evet. Yaparım yani şu an çok. Ya şöyle, bir 15 sene önce bu farkındalık hiç yoktu ama son 15 senedir çok rahatız hayvansever olarak. Nişantaşı bütün kafelere giriyoruz. Tabii ki bazı bölgelerde Etiler, Akatlar, bilmem ne, karşı taraf Bağdat Caddesi genelde. Giriyorsunuz. Evet. İstanbul çok büyük zaten. 20 milyonluk şehirde her yere hayvan almayabilirler. Alamaz. Bence o da okey. Diğer illerdeki durumu bilmiyoruz. Ben hep söylüyorum, bugünkü programımızda lütfen otobüsü, bu konularla ilgili görüşlerinizi WhatsApp hattımıza bildirirseniz bizler size geri dönüş yapacağız. Hem Didem Hanım'a hem Mukaddes Hanım'a ve hatta belki başka sivil toplum kuruluşlarından da temsilcileri alıp bu konuyu sürdürmeyi düşünüyorum önemli. Ben. Efendim? Otobüs önemli, pardon. Şey otobüslere mi? Peki var mı binme şansı? Bence yok ama şimdi bizim otobüsler... Görmedim. Çok kalabalık. Şimdi hepimiz köpeğimize nasıl bineceğiz? Mümkün değil. Olmaz. Şimdi mesela yurt dışına gidenler bilirler. Böyle alçaktır onların zaten. Bizim gibi tırmanmaya çok gerek olmuyor ve genellikle de çok sakindir. Biraz da nüfusla alakalı tabii, yaşayan nüfusla. Bilemiyorum o ne zaman olur Türkiye'de ama hakikaten sıkıntılı. Peki uçak, tren, yani daha uzak yolculuklar için ne düşünüyorsunuz? Ya uçak hepsine binebiliyorlar fakat evet. İşin kötüsü 7 kiloya kadar bütün hava yolları için geçerli. Yanımıza alıyoruz. Mesela benim köpeğim biraz tombiş, 30 kilo. Meral Olcay kızıyor. Barınaktan aldığım biraz göbeği var onun. Ya mesela hayvanımı kargoya veremediğim için götüremiyorsunuz ben onu hiçbir yere. Hiçbir yere götüremem. Ya da özel aracınızla evet. Ancak götürebilirsiniz. Evet. Yani ben orada deli çıkarım o hayvan kargoda ne yapar diye. Peki şimdi bir sorum daha olacak. Barınaktan aldım dediniz. Bence bu konu da çok önemli. Evet, önemli. Genellikle bunu tavsiye ediyoruz programlarımızda, evet. Konuştuğumuzda. Hemen hemen tüm hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşları lütfen barınaklardan hayvan edinin evet. Diyorlar. Ve hatta pet shop diyelim tam İngilizcesi. Bu tür evet. Evcil hayvanların satış yapıldığı yerlerinde kapatılmasıyla ilgili kampanyalar var. Bu konuda her ikinize de sorayım, ne düşünüyorsunuz? Ne diyorsun? Ben diyeceğimi diyeceğim, sen demek istiyorsun. Önce size ya, pet söz shoplarda, yani o hani işte bir AVM'nin içinde bir pet evet, shop'ta genellikle yani öyle oluyor. O hayvanların öyle durması gerçekten hoş değil. Başka bir sistem bulsunlar. Açık alanlarda yapsınlar. Hmm. Belki o zaman hani yani pet shop olabilir. Ama insanlar oradan da başka bir yerde yapsınlar. Özgür nefes kalabilecekleri evet, ortamlarda değil mi? Öyle bir şey olabilir. Hmm. Onun dışında zaten yani kesinlikle alma işte barınaklardan almak lazım. Onlar çünkü sahipsiz. Evet, değil mi? Kimsesiz onlar kalmış yazık. Onlar. Evet. İşte o konuya da değineceğim. Şimdi onlar onu da soracağım sahipsiz. Size. Hani önce alıp sonra bırakma ama önce bu konuyla ilgili fikrinizi alayım Didem Hanım. Şey mi diyorsunuz? Hayvanlarımızı, evcil hayvanlarımızı barınaklardan mı, pet shoplardan mı ve pet shopların durumu ne olabilir? Nasıl iyileştirilebilir belki? Şebnem Hanım, şimdi ben şöyle düşünüyorum. Eskiden daha katıydım ama şimdi bakıyorum ekonomik kriz falan. Herkes para kazanmak zorunda. Tabii. Bir millet çocuğunu besleyecek. İki diye evet. Düşünüyorum. Evet, çiftlikler olmalı. O çiftliği kim kiralayacak? Kim buna para verecek? Ben şöyle düşünüyorum. Yani pet shop'tan alan arkadaşımı da tebrik ederim. Pet shop'tan hayvanı kurtarıyor aslında. Ama inanın çoğu hastalıkta çıkıp ölüyor. Ben tabii ki barınakçıyım ve sokakçıyım. Evde bende 4 kedi, 5 kedi, 2 köpek vardı. 2 tanesi cennete gitti işte Momo ile beraber. Fönnütü'yü de kaybettik 2 sene önce. Benim kediler de sokaktan, tarabeden topladım. Kör topal kediler. Beraber her yere, nereye taşınsan birlikte gidiyoruz. Evet, çiftlik olmalı. Evet, AVM'de pet shop çok. Ben de böyle bakmadan geçiyorum. Hayvanlar çamaşır makinesinde gibi o sıcakta. Evet. Ama
Buna da bir para destek lazım. Hangi alanda, nerede çiftlik? Yani bilemedim. Evet, o da biraz zor. Peki, hani, şimdi bu konuya dair bence önemli bir konu da sahiplendikten sonraki bakım ve sonra çabuk sıkılıp işte çocuğum istedi aldım ama başa çıkamadım. Çok yani bu beni çok çok üzüyor ve biz çok görüyoruz çok her yerde. Gittiğimiz her yerde karşımıza çıkıyor. Özellikle köpeklerde çok sık rastlanıyor. Kedi de değil de kediler genelde kendisi kaçıyor çünkü. Ama köpeklere çok üzülüyorum. Belli ki cins köpekler, bazısında tasması var. Ortalıkta bırakılmış. Şimdi bu konuda belki siz çocuğum istedi diye alıp almama konusunda bir iki kelam edersiniz izleyenlerimiz için de, varsa düşünenler. Çünkü bu bir sorumluluk. Ya Şevnem Hanım, şu an şu dediğiniz cümleye tüylerim diken diken. Ya saçlarım bir anda kirpi gibi dikilecek. Kendimi zor tutarak. Yani inanın, kusura bakmayın, en nefret ettiğim şey bu. O çocuğum istedi, babam istedi, annem istedi, olmaz. Sevgilim, sevgililer günü. Şu aldığınız şeyin bir kalbi var ve ceninden doğuyor. Bu şaka değil. Yani ben tarantulayı bile atamam atıçkası. Bana örümcek hediye etseniz bugün. Evet. Yaz yok söyle. Buyurun. Yani benim tüylerim... Özellikle yazlıklarda olan bir şey bu. Mesela evet, ben bir de öyle bir şey geçen var. Sene pandemi başladı. Alaçatı, hepimiz gidiyoruz. Oralıyım ben de. Yani oradaki hayvansever arkadaşlarım, biz buradan bir paralar topladık. Çünkü hayvanlar sokakta kaldı. İnsanlar bırakıp bırakıp gitmişler. Korkunç. Yazlık bitmiş. Biz mesela onlara mamalar, 5-6 bölge. İşte biz geçen gün şeydeydik, Kaz Dağları'ndaydık. Orada bütün kış, tabii yazın bakılıyor. Ama insanlar çok duyarlı. Ama bakan birkaç kişi var. Onlara elimizden geldiğince yardım ediyoruz, etmeliyiz. Herkes aslında bütçesi ölçüsünde oradan birilerini bulup ya 10 lira bile verse bir mama alınabilir. Ama sonuçta işte, yine de yapılmaması gereken davranış olarak bunu bir kez daha söyleyelim. Yani 3 ay yazlıkta 3 ay geçiriyorsanız, 5 ay geçiriyorsanız 5 ay çok için korkunç şey bir canlının canına kastetmeyin diyelim. Diyelim tabii. Burada. Hiç almayın diyelim. Televizyondayız. Yoksa neler deriz? Ne mutlu edecekse sizi, onu yapın. Hayır, ama bir canlının canına kıymayın. Evet. Şimdi Mukaddes Hanım, sizinle de belli konu başlıklarımız var. Konuşacağız. Tamam. Siz gazetecisiniz. Evet. Yıllardır basındasınız. Biraz eskiyim. Orayı karıştırmayalım. Karıştırmayalım. Tamam. Ve aynı zamanda bir hayırseversiniz. Siz de Alaçatı Hayvan Barınağı ile ilgileniyorsunuz. Ve şimdi ilgimi çeken bir şey var. Birazdan da sevgili seyirciler bir küçük bir Skype'la bağlantı yapacağız. Çünkü bu tür konuları ekranlardan sizlerle paylaşmak istiyorum. Eminim sizler de seveceksiniz. Ben sizin sosyal medya hesabınızda gördüm. Bir yine sosyal medya platformuna bağışta bulunarak doğum gününüzü kutladınız. Evet, hatta biz o gün sizinle telefonla konuştuk. Doğru. O gün doğum gününüzde tesadüf. Evet. Ben de o gün aramıştım. Çok tek tabii. Başınayım dedi. Çünkü evet, pandemi var. Oturuyordum evde. Ama sonra bir baktım, siz hiç de tek değilsiniz. Çünkü muhteşem bir işe imza atmışsınız. Biraz bahseder misiniz o yaptığınız bağıştan? Ben işte dediğim 20 küsur yıldır bu sektördeyim. Dergiciyim aslında. Ve tabii birçok yardım kuruluşuyla hem sosyal sorumluluk olarak hem de kendim bile isteye yardım ettiğim bir sürü yer var. Bir Dilek Tut Derneği de dünyaca ünlü bir dernek. Evet. Başında gene benim İzmirli bir arkadaşım var, Füsun Kur'an. Füsuncum aradı beni. Yani zaten yardım ediyoruz aslında. Hani bir etkinlikleri olursa gidiyoruz. Ya dedi Muko diyorlar bana. Mukocum dedi, doğum gününü bağışlayacaksın dedi. Dedim hay hay. işte bir hafta kadar bir yani bunu herkes yapabilir. Bir tek ben değil. Tabii duyarlı onun için olan, özellikle açtım herkes, konuyu. Tabii. Şimdi benim doğum günümde mutlaka bana çiçek gelecek. Ne bileyim, küçük bir hediye gelecek. Evet. Ya ne yapacağız biz bunu? O çiçekler dalında daha güzeldir diyorum. Şimdi çiçekçiler de kızıyor böyle deyince. Sevgililer günü yollasınlar. Ne dedim? Şöyle hani herkesin ekmek parasına ihtiyacı var. O herkesin var. Çocuğunu doyurmaya ihtiyacı var. Şimdi biz hep böyle biraz parantez içinde konuşalım. İsteyen yine göndersin çiçeğini. Kesinlikle. Ama arzu eden de şimdi anlatın. Evet, nasıl bir bağış toplandı sizin adınıza? Dediler ki yani bana mutlaka arkadaşlarım hediye yapacaktı. Çiçek olarak almıyorum. Evet, hemen geri alıyorum lafımı. Evet.
Ben onu yapmayın dedim. Beni arayan bütün arkadaşlarıma bir link yolladım. Hı-hı. Gönlünüzden ne koparsa dedim. Yani istersen 1 lira, istersen 50 lira. Link yolladınız onlara. O linkle bir tane Kübra Nur var 9 yaşında. Hı-hı. Ona bir bilgisayar aldık. Ya üstelik de lösemi hastasıydı değil mi Kübra? Lösemi hastası. Yani bunu ben okudum. O kadar çok etkilendim ki ben bunları hiç bilmiyordum. Şu an ben de çok fenayım. Sevgili seyirciler, şöyle özetleyelim kısaca. Çünkü birazdan da bir Skype bağlantısı yapacağız. Kendi doğum gününüzde veya yakınlarınızın, çocuğunuzun doğum gününde başkalarını mutlu etmek. Hani hep derler ya, en büyük mutluluk birileri için bir şey yapmaktır diye. Bunu tadmanızı istiyoruz. O yüzden bu konuyu açtık ve şimdi de Skype'la Yasemen Ersan Engin'e bağlanacağız. Onun da çok ilginç bir yürüttüğü bir platform var. Harika. Yasemen Hanım, merhabalar efendim. Hoş geldiniz merhaba programımıza. Merhabalar. Merhabalar. Biz sizi gayet güzel görüyoruz. Harika görünüyorsunuz. Şimdi Yasemin Hanım, şöyle bir şey. Belki duyamadınız. Sizden hemen önce gazeteci Mukaddes Kaya kendi doğum gününde kanser hastası bir kızımıza bağış linki açarak kendi doğum günündeki tüm hediye veya giderler için bir link gönderiyor arkadaşlarına ve sevenlerine. Evet. Bir Dilek Tut Derneği için ve bir kızımıza bir hediye aldılar o vesileyle. Şimdi sizi de bana bir arkadaşım tanıştırdı. Ben sosyal medya platformundan sizi biliyordum ama bununla birlikte onun deneyiminden yola çıkarak sizi aradım. Şimdi anlatır mısınız, sizin platformunuz nasıl bir platform, neye hizmet ediyor? Şöyle kısaca bahsetmem gerekirse, Fasım üfler misin? Bundan 6 yıl önce, 2015 yılında kendi kızımın doğum gününde oluşturduğum bir düşünceyle başladım. Uzaklarda belki de daha önce hiç hayatlarında doğum günü kutlamamış çocuklara nasıl ulaşabilirim diye düşünmeye başladım. Kızımın doğum günü pastasını Ağrı'da bir köy okulundaki çocuklara göndermeye karar verdim. Ve böylelikle Pasta Müfler Misi'nin ilk adımı atıldı. Bunu gören arkadaşlarım, dostlarım, akrabalarım derken Pasta Müfler Misi'nin 6 yıldır kocaman bir aile oldum. Şu an için 2732. pasta üflendi bir köy okulunda. Şu anda pandemi koşulları altında olduğumuz için 81 ilde devam edemiyoruz. Sadece vaka görülmeyen Hakkari ilinde devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarımız var. Şu anda üniversiteler kapalı olduğu için üniversitede okuyan öğrenciler kendi memleketlerinde köylerde yaşıyorlar. Onlar sayesinde köylerde yaşayan çocuklarımıza ulaşabiliyoruz. Kendinizin ya da sevdiklerinizin doğum günlerinde, özel günlerinde ya da doğum günleri işin bahanesi ne zaman isterseniz çocukları mutlu etmek için pasta ve hediyeler yollayabiliyorsunuz. İnanın onların ağızlarındaki tatla sizin damak tadınız daha da şenleniyor diyebiliriz. Yasemen Hanım, bir de şöyle bir şey var tabii. Özellikle o bölgelerimizde anladığım kadarıyla belki 50-60 haneli köylerden bahsediyoruz. Yani şehir merkezlerinden bahsetmiyoruz bir kere. Zorlukla gidiyor o üniversite öğrencileri o pastayı götürmek için. Ve o çocuklar belki de hayatlarında hiç doğum günü pastası görmemişler. Doğum günü pastası üflememişler değil mi? Evet. En özel yanı da bu. En güzel yanı bu. Hatta o evin içinde, hane halkı içinde yaşayan büyükler, büyük anneler, büyük babalar ya da işte babaanneler, anneanneler de çok hoşlarına gidiyor. Onlar da hiç hayatlarında böyle bir şey görmemiş olabiliyor. Pasta geldiğinde mumlarla içeri giriliyor ve ilk önce oradaki çocuklarımız adına üfleniyor pastalar. Hı hı. Daha sonra işte bugün sizinle beraber Doğan, Ayşe ablanıza da bir merhaba diyelim mi? Onlar için de bir iyi ki doğdun mu diyerek çocuklara iyi ki doğdun Ayşe abla dedirtiyorum. Ama onlar için çok güzel bir anı kalıyor akıllarında ve hafızalarında. Yanlarında da küçük hediyeler, oyuncaklar, kırtasiye malzemeleri, kitaplar geliyor ve sizin adınıza pasta sınıflediği gibi belki de ihtiyacı olan hediyesini de açmış oluyor. Harikasınız. Bu arada şunu da belirtelim. Bu çünkü önemli. Yasemen Hanım o pasta oraya ulaşmadan asla para kabul etmiyor. Her şey bittikten sonra değil mi? Onu da biraz anlatır mısınız izleyenlerimize? Evet. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Sizler gibi ben de bu işi uzaktan organize ettiğim için hiç kimsenin aklında bir soru işareti ya da bir mahcubiyet durumu oluşmasın diye. Çünkü hava şartları, pandemi koşulları
aksilikler oluşabiliyor. Örneğin geçen haftalarda çok şiddetli bir kar yağışı vardı ve çığ düştü. O köye gidemedi arkadaşlarım. Biz gönüllümüze fotoğraflar ve videolar ulaşana kadar asla bir ücret talep etmiyoruz. Size fotoğraflar ve videolar ulaştıktan sonra pastanın ücretini pastaneye, oyuncakların ücretini oyuncakçıya gönderebiliyoruz. Peki şu anda pandemi dolayısıyla elbette genç üniversiteliler üniversitelerine evet. gidemedikleri için, uzaktan eğitim aldıkları için onlar kanalıyla bunu yapıyorsunuz. Hatta söylemiştiniz bana bazı evet. öğrenciler Hacettepe'de okuyor, bazısı evet, burada evet. değil mi İstanbul Üniversitesi'nde. Onlar evet. memleketlerine dönmüşler, yani Hakkari'de yaşıyor ya da çevre illerde, değil mi? Doğru evet. anlıyorum. Evet, bu şekilde evet, onlar sizlere yardımcı oluyor. Peki onlar pandemiden sonra evlerine döndüğünde kim yapacak bu hizmeti o çocuklara? O kafama takıldı benim. Şöyle devam ediyoruz. Köy okullarındaki öğretmen arkadaşlarımızla biz normal şartlarda devam ediyorduk. Ama şu anda köy okulları açılınca, üniversite öğrencileri de daha gönüllü olunca şu anda böyle devam ediyoruz. Ama tekrardan pandemi inşallah bittiğinde tekrardan köy okullarındaki öğretmen arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz. Zaten siz de bir öğretmensiniz. Onu evet. da paylaşalım. Evet. Zannediyorum o fikir biraz da oradan mı geldi? Hiç oralarda mecburi hizmet veya farklı vesilelerle bulunmuş muydunuz Yasemen Hanım? Ben bulunmadım. Eşim zorunlu görevini yaptı Ağrı'da. Bir öğretmen arkadaşımdan çok etkilenmiştim. Bir öğretmen arkadaşım erkek, 40'lı yaşlarında bir kalem kutu kullanıyordu. Böyle çok eski 80'ler zamanında böyle bir karakter vardı, Pinokyo yanılmıyorsam. Kalem kutusunu sormuştum. O da demişti ki ilkokul öğretmenim bana hediye etti ve biz köy okulunda okuyorduk. Bize böyle hediyeler getirirdi şehirden ve çok mutlu olurduk. O gündür bugündür hala kullanıyorum demişti. O benim aklımda böyle bir yer etti. Demek ki küçücük bir hediye bir insanın hayatına dokunabiliyor ve öyle öğretmen olmaya da karar vermiş. Ve 40 yaşında öğretmenler odasında hala o kalem kutusundan kalemini çıkararak kullanıyor, dersleri defterini dolduruyordu. Çok etkilenmiştim. Bu şekilde. Ben de sizden çok etkilendim. Bilmiyorum. Biz de etkilendik. Didem Hanım, sizin var mı sormak istediğiniz bir soru ya da? Çok etkilendim. Eskiden köy enstitüleri varmış. Evet, evet. Keşke evet. onlar tekrar olsa da, tekrar keşke. Sizin yaptıklarınızla birleşse evet. de daha aydın bir köy enstitülerinin kuruluş yıl dönümü de Nisan ayında, onu da getireceğiz ya, programımızda gündeme, anlatacağız ne sevgili seyirciler. Şimdi öncelikle Yasemen Hanım çok teşekkür ediyorum. Pırıl ben pırıl teşekkür ederim. Bir cumhuriyet öğretmenisiniz, cumhuriyet kadınısınız. Evet. Siz daha farklı planlarınız da var. Bir gün stüdyomuzda onları da öğrenmek isteriz, ağırlamak isteriz sizi. Yüreğinize evet. sağlık diyorum ben. İyi ki varsınız. Atatürk'ümüzün arkasında aldım. Çok teşekkür ediyorum tüm o çocuklar adına. Sağolunuz. Sağolunuz. Hoşçakalınız Yasemin Hanım. Sağolunuz. Görüşmek üzere. Vallahi ben böyle çok duygulanıyorum. O kadar şık gibiydi. Yani işte ben ilk Yasemen Hanım'a ulaştığımda öğretmen olduğunu da bilmiyordum. Tabii bunu onunla birleştirince, ilk önce okullarla irtibata geçerek sağlamış bunu. Bir kez daha yüreğine sağlık diyor. Teşekkür ediyoruz. Ve sevgili seyirciler, lütfen bu tür platformları takip ediniz. Instagram hesaplarından hemen yanıt veriyorlar. Ve özellikle para konusunda çok hassaslar. Parayı hiç görmüyor Yasemen Hanım. Sadece o pasta ve oyuncak alışverişinde olan kişilere direkt yollanıyor. Ben bütün bunları ayrıntılarıyla öğrenmiştim. Belki tam aktaramadık. Bir kez daha özetlemek istedim. Lütfen doğum günlerinde bu tür bağışlar yapmaya özen gösterin. Şu anda birçok çocuk sevindirebilirsiniz doğum günlerinizde ya da yakınlarınızın doğum günlerinde diyelim. Gerçekten. Şimdi bu konu sizden çıktı biliyorsunuz Mukaddes Hanım. Siz böyle bir yol açtınız. Birini mutlu etmek ya da birilerini mutlu etmek sizi nasıl etkiliyor? Çok mutlu oluyorum dermiş. Değil mi? Ben de öyleyim ama. Ben yani... de. Ya ben bunun çok geç ne denir bilincine vardım. Sivil toplum kuruluşlarıyla bir 10 yıllık yaklaşık geçmişim var. Keşke 20 az yıllık olsaymış. Keşke daha önce başlasaymışım diyorum. O nedenle zaman zaman geçtiğimiz günlerde Ankara Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'i burada ağırlamıştık. O da siyasi hayatına örneğin sivil toplum kuruluşlarıyla başlamış. Kesin. Çok genç yaşta öğrenciyken ve şu mesajı vermiştik yine bu ekrandan. Ne olursanız olun, mesleğiniz ne olursa olsun,
hiçbir mesleğiniz yoksa evde iseniz dahi lütfen evet. bir ilgi duyduğunuz sivil evet. toplum kuruluşuyla derhal irtibata geçin ve çalışmaya başlayın. Ne işte hayvanlarsa mesela çocuğu mutlu et. Değil mi? Yani dünya değişiyor o zaman ya gerçekten. Çünkü şöyle düşünüyorum ben, kendi çocuğumuzu zaten vazifemiz mutlu edeceğiz. Evet. Ama önemli olan işte vazifemiz ve sorumluluğumuz altında olduğunu düşünmediğimiz bir çocuğun yüzünü güldürmek. Güldürdük. Gelecek çocuklarımızın evet. ya gerçekten. Şebnem Hanım, ben şeyi kaçırdım. Bu güzel öğretmen hanıma yardım etmek için bir mum üfle. Ya Instagram sayfası nasıl açacağız? Instagram sayfası hemen yaparız. Hemen bir dakika. Biz de kendi çöpümüzde hemen söyleyeyim izleyenlere. Pastamı üfler misin? Ha, evet, pastamı evet, üfler misin? Evet. Süper. Yasemen Hanım'a da çok kolay ulaşması çok diyelim. Güzel. Şimdi az önce dikkatinizden kaçmamıştır. Didem Hanım dedi ki tılsımlı köpek Momo'yu nasıl yazdığını anlatırken ilk önce İngilizce yazdım dedi. Evet. Çünkü Didem Hanım çok uzun yıllar yurt dışında yaşadı. Ve orada çok ilginç hikayeleri var. Çok fazla vaktimiz yok biliyorum evet, ama biliyorum. O ilginç hikayelere de biraz değinmek istiyorum. Çok kısa. Kaç dakikamız var? Çok hızlı anlatayım. Siz anlatın, ben sizi yönlendireceğim. Ya şey mi anlatmamı istiyorsunuz? Afrika ve aslanlar. Yani tamam. Sizin hayvan sevginizin boyutlarını ben, izleyenlerle evet, paylaşabilmek ben için. Ben sanıyorum ki herkes aslan falan seviyor. Ben öyle sanıyorum. Şimdi en büyük hayalim işte Afrika'ya gitmek ama bir türlü Afrika'ya gidememişiz. Evet. Neyse. Arkadaşlarım diyordu ki o zaman inşallah gidersin. Sen, şey işte Afrika'da ölürsen şuyun bizim tabii, işte. Allah yok bu deri pantolonun. Bütün malları bölüştük. Geç gittim. Çok mu geçtiniz? 70'liyim ben. Evet. 2009'da gittim. Ha daha 2009. Çok eski değilmiş. Evet. Çok eski değil, çok eski değil ama yani yaşıma göre çünkü çok hayvan severim. Şimdi şöyle oldu. 2007'de böyle yeni YouTube çıkmış. Çok hızlı anlatayım. Tamam. Vaktimiz o. 2007 yeni YouTube çıkmış. İşte hepimiz YouTube'a bakıyoruz, ediyoruz. YouTube'dan bir video geldi. İki tane genç adam, uzun saçlı, 1970'ler böyle şey gibi. Eski böyle çiçek çocuklar. Böyle Afrika gibi bir yerde bir aha. aslan koşarak bunların üstüne atlıyor ve sarılıyor. Size gönderdim video. Evet. Ama hiçbir şey yazmıyor videoda. Hayatımda hiçbir şey araştırmayan ben. Hiçbir şey asla. Ben git o videoyu bul, sonunda ulaş. İki tane Avustralya adam olduğunu öğren. Bunlar 1969 ya da 70'te Londra'ya geliyorlar üniversiteden sonra. Biri John, evet. John Randall, öbürü de Anthony Burke. Londra'da çok büyük bir mağaza var, Harrods diye. Orada o zaman egzotik hayvan satılıyor. Orada bir aslan yavrusunu görüp çok üzülüyorlar. Hayvanı alıyorlar, evlat ediniyorlar. Fakat aslan iki sene sonra büyüyor tabii. Fakat küçük kalmıyor elbette. Ya maalesef ve Londra'da berber aslanı yıkıyor, bütün restoranlarda yemek yiyor. Adını da Christian koyuyorlar. Arkalarında da kilise var. Yaşadıkları caddenin adı King's Road, Kralın Caddesi. Evet. O kilisenin papazı da aslanı orada koşturuyor. Gel zaman git zaman. Yani evcil bir hayvan oluyor. Oluyor kendisi. Ama iki sene sonra bunlar 146 kiloya kadar, tabii. 285 kiloya kadar. Şimdi ben hani atmayayım ama çok büyüyorlar. Bunu bana John anlattı. Oradan evet. biliyorum. Christian çok büyüyünce nereye konulacak? Hayvanat bahçesi. O zaman maalesef kafesli hayvanat bahçeleri mümkün değil. Afrika'da bir İngiliz adam var. Aslanları kurtalıp rehabilite edip ormana geri kazandırıyor. Hmm. Bu adam eskiden Lord, sonra oraya gitmiş işte. Tahmin ediyorsunuz donanımla evet, evet. ormanlarda. Airways, İngiliz Hava Yolları sponsor oluyor John'lara. Aslanı alıyorlar, Afrika'ya gidiyorlar. Ve evet. orada kendi doğasına artık mı kavuşturuyorlar? Bir senelerini alıyor. Yani 5-6 aylarını çünkü alıyor. Çünkü evcilleşiyor artık. Aynen. Ay ve ne enteresan. Bu aslanlar ailesiz yaşayamıyor. He. Ölürler. O yüzden ona bir aile bulunuyor. O aileye alıştırılıyor ve o derneğin adı işte bunları yapan dernek o zaman çıkıyor. Size resim göndermiştim. Evet. Virginia McKenna kuruyor. Born Free. Peki sizin de bir aslanlarla hikayeniz i̇şte, var. Evet, nereden oluyor? Ben 2007'de bu videoyu bulup bunları bulup öğrenip John Randall diye bir adamın varlığını öğreniyorum Londra'da ve tabii ki öyle kalıyor. Instagram yok, bir şey yok. Ben tesadüfen adamla tanışıyorum. Bir arkadaşlarım Londra'da tanışıyorlar. Benim e-mailimi veriyorlar adama. Ya hiç olmayacak bir şey aslında. Bu ondan sonra evet bu adam beni kitabın premierine davet etti. Christian the Lion kitabının. Evet. Kitabı işte premierde çok meşhur kalır. Kitabı zaten. Evet, evet. Bütün dünyada evet. bestseller oluyor kitap falan filan. Biz de orada tanışıyoruz. Sonra onun çok böyle organize ettiği bir Afrika seyahatine gittik. Böyle balta girmemiş ormanlara. Ondan önce size gönderdiğim o aslanlı resimlerde
Bu vakıfta evlat edindiğimiz aslanları, ya ben kendim evlat edindiğim aslanları. İki tane mi aslan? Beş tane edinmiştim. Ne yapıyorsunuz? Evlat edindiğinizde ne kadar ilgilenebiliyorsunuz onlarla? Yok mesela? Vakıf orada bir orman satın. Vakıf orada sanal orman olarak. Yok para olarak. Para olarak tabii. Para olarak destek veriyor. Kendi çapınızda. O orman içerisinde o aslanların bakımı sağlanıyor. Şimdi sirkten ne kadar güzel ama bakar mısınız? Sirkten kurtardıkları hayvanlar. Yüzünden yıldız almaktan iyidir diye düşünüyorum. Yani herkesin bir önceliği. Evet doğru, herkesin bir önceliği. Şimdi sirklere çok karşılar. Sirklerden kurtardıkları hayvanlar, maymunlar, orangutanlar falan aklınıza gelecek. Hatta en son mesela bu yunusların havuzları vardı. Evet. Biz yıllar önce çocuklarımızı götürdük. Aa, çok sevindi yunuslar derdik. Ama artık benim şimdi o götürdüğüm kızım buna o kadar çok karşı ki. Kesinlikle o yunuslara eziyet edildiğini ve o küçücük havuzlarda bulunmaması gerektiğini söylüyor. Sevgili seyirciler, bunları özellikle bilinçlenme adına anlatmasını rica ettim Didem Hanım'dan. Sağ olun. Peki şimdi son olarak mesajlarınızı alalım ve vedalaşalım. Özellikle sizden hayvanseverler için olabilir veya hatta şöyle diyeyim, hayvan sevmeyenler için olabilir. Mesajlarınız neler Didem Gürçay? Bence hayvan sevmemek de okey. Korkuyor olabilirler. Tabii. Anne babaları korkutuyor. Bence bunların hepsi okey ama bence düşmanlığa döküldüğünde hayvanın canına zarar verme. Orası, onu bence uzmanlara bırakalım. O artık hastalık boyutu. Evet. Tabii. Hayvanseverler için de hiç üzülmesinler. Haklarımız var. Haydi aplikasyonu indirsinler. Site içinde canlarını mı sıkıyor biri? Hemen şikayet etsinler. Hop. İçişleri Bakanlığı. Hop. Harika. Diyorum. O kadar. Peki buyurun. Sağ olun. Sizden de alalım Mukaddes Hanım. Biz çalışan, üreten, güçlü kadınlar olarak hayvanlara, çocuklara, insanlara, hepsine, herkese, yaşlılara elimizden geldiğince yardım edelim. Çok basit. Kendimizin, kendi ölçümüzde olabilir ama mutlaka bir yerinden tutalım. Bu arada Mukaddes Hanım'ın güçlü kadınlarla başarılı, daha doğrusu ben aslında başarılı kelimesini de çok sevmiyorum biliyor musunuz? Çünkü neye göre başarılı, kime göre başarılı? Önemli olan üretken kadınlar diyelim. Üretken kadınlarla. Yaptığı çok güzel röportajlar var. Onlardan da faydalanacağız ilerleyen programlarda. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Bir kez biz daha kitabın tanıtımını yapmak istiyorum. Tılsımlı Köpek Momo. Tüm geliri tamamıyla 7 Kule Hayvan Barınağı'na verilecek sevgili seyirciler. Tamamen ne yayın evi ne de Didem Hanım bir gelir elde etmiyorlar. Lütfen bu kitabı alın ki bir kedinin, bir köpeğin maması, yiyeceği, barınağı hayat bulsun diyelim. Çok teşekkür ediyorum tekrar programımıza katıldığınız için. Sağ olun. Güzeldi, keyifliydi sohbet. Harika. Eminim ekranları başındaki izleyenlerimiz de sevmiştir. Şimdi müzikle devam ediyoruz. Gülşah Tanrı Över ismi. Bizim programlarımızda ağırlamıştık sanatçımızı. Hem MS hastası, hem akademisyen ama aynı zamanda üretmeye devam eden güçlü bir kadın. Geçtiğimiz dönemlerde mutluluk şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Gülşah Tanrıöver, yeni yılda projenin her detayında birlikte çalıştığı Mustafa Ceceli ile çıkardıkları Aşk Adam Seçer Mi teklisiyle Şebnem Yiğit'le hafta sonuna konuk oluyor. Sevgili seyirciler, Gülşah Tanrıöver Skype'la bağlandı çünkü kendisi uzaklarda bizden. Kayseri'den bağlanıyor. Merhabalar Gülşah Tanrıöver. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Aylar sonra tekrar yayınımıza yine Skype'la bağlanmıştık. O dönemde de yine pandemi vardı. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle o günden bugüne nasılsınız? O günden bugüne iyiyim diyelim. Tabii hani hepimizde sıkıntı var. Diyoruz ki evlerde kalalım, hani çok fazla çıkmayalım falan ama yine de insan hani bir hava almak için dışarı çıkıyor. Ama bol bol çalışıyoruz diyebilirim. Yine üniversiteler açılmadığı için siz de Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nde müzik eğitim ana bilim dalında öğretim üyesi olarak görev yaptığınız için derslerinizi online olarak sürdürüyorsunuz. Çevrim içi olarak diye Türkçesini de belirteyim hemen. Evet, aynen o şekilde yürütüyoruz. Ve çok yoğun oluyor tabii ki program. Öyle olunca da nasıl diyeyim, normal yüz yüzeden daha da yoğun diyebiliriz. Hani akşam saatlerine de sarkıyor bu durum. Olsun, öğrencilerimiz için yapıyoruz.
Harika, öğrencileriniz çok şanslı tabii. Şimdi bu süreç içerisinde de siz profesyonel müzik yaşamınızı sürdürüyorsunuz. Geçtiğimiz evet. programlardan hatırlayanlar olacaktır. Aynı zamanda çok ciddi bir hastalık olan MS ile mücadele ediyorsunuz. Akademisyenlik evet. ve profesyonel sanat yaşamınıza da devam etme gayreti içerisindesiniz. Ve bugün sizi ağırlama sebebimiz de yepyeni bir albüm, daha doğrusu evet. single diyelim. Değil mi? Evet. Aşk Adam evet. Seçer mi? Anlatır evet. mısınız izleyenlerimize nasıl bir yolculuktu bu single'a giden yolculuk? Nasıl bir yolculuktu? Yaz döneminde bir mutluluk şarkımız çıkmıştı. Yine sizinle evet. Bağlantı kurmuştuk. Ondan sonra çalışmalarımıza başladık. Mustafa Bey'le görüştük. Şarkı havuzumuzdan seçim yaptık. Ve çok da güzel oldu. Yani Aşk Adam Seçer mi? Gerçekten çok anlamlı bir şarkı. Hani kendi şarkım ama çok sevdiğim de sözleri, sevdiğim bir şarkı. Mustafa Bey'le karar verdik. Mustafa Bey de çok sevdi şarkıyı. Birlikte bir sürece girdik. Stüdyo çalışmalarımız oldu. Çok keyifliydi. Kendisi hani şöyle bir şey var. Aranjörün de bestecinin duygularını anlaması gerekir. Kendisi de zaten çok profesyonel olduğu için bu konuda çok da güzel anladı ve güzel bir şekilde şarkımızı aranje etti. Onun da buradan, ona da buradan teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Çok da güzel oldu. Bu şekilde şarkımızı dinleyicimizle buluşturduk. Gülşah Hanım, genellikle şarkılarınızı kendiniz mi, söz ve müziğini kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet, yani piyasada ben kendi şarkılarımı söylemeyi tercih ediyorum öncelikle. Tabii bir kere bir cover yaptık. Yıldız Tilbe cover'dı. Su Olsam Sensiz Akmam Ki, ama coverları çok ara ara yapmayı düşünüyorum. Kendi şarkılarımla dinleyicimle buluşmayı tercih ediyorum. Çünkü çok fazla üretiyorum. Çok fazla beste oluyor. Hani bunları da buluşturmak istiyorum. Tabii ki beğenen olur, beğenmeyen olur. Birini beğenmezse insanlar diğerini beğenecek. Diğerinin ruhuna hitap edecek. Yani bu şekilde kendi şarkılarımla piyasada var olmayı tercih ediyorum. Peki nasıl yapıyorsunuz bestelerinizi? Genellikle sanatçılar, burada konuk olarak ağırladığım sanatçılar bir enstrümanla yapmayı tercih ediyorlar. Sizin yönteminiz nedir beste yaparken? Şöyle söyleyeyim, benim için fark etmiyor. Enstrümanla olabiliyor, yalın olabiliyor. Yani enstrüman çeşitlenebiliyor. Bazen piyanoyla olabiliyor, bazen gitarla olabiliyor. Yani bu durum fark etmiyor. Bazen uykuda oluyor, sabaha karşı oluyor. Peki, evet. Önce söz mü yazarsınız yoksa beste mi çıkar sizde? İkisi birlikte daha çok. Geliyor ama şöyle bir şey olabiliyor. Nakarat önce gelebiliyor. Giriş daha sonra gelebiliyor. Hepsi birden gelebiliyor. Değişik bir şey bu. Hani beste yapmak farklı bir ruh hali oluyor. Peki sözlerinizi yazarken örneğin şairlerimizden faydalanıyor musunuz? Böyle bir ilham kaynağınız var mı sözlerde? Sözlerde çoğunlukla çok fazla hani örnek almamaya gayret ediyorum ama şöyle bir şey var. Ben lise yıllarımda şiir okurdum. Daha önce de hani çok severdim, şiir yazardım normal lise zamanımda. Lisansa geçtikten sonra beste yapmaya başladım. Şimdi şöyle bir şey, büyük ihtimalle oradan kalma çok fazla şey var bilinçaltımda. Tabii ki de sözler birikmiş, bir havuz var. Ama şimdilerde çok fazla hani etkilenmemek adına bakmıyorum diyebilirim. Peki, şimdi müzisyen olduğunuz için, müzik piyasasında yer aldığınız ve çalışmalarınız olduğu için şöyle de bir soru aklıma gelmiyor değil. Türkiye'de müzik piyasasını nasıl buluyorsunuz? Özellikle sizin gibi çıkan isimler, ön plana çıkmaya çalışan isimlere neler tavsiye edeceksiniz? Çünkü sizlerin amacı bir besteyi, bir sözü yazarken o şarkının dinlenir olması, çok dinleyicisi olması. Evet. Bu imkan sağlanabiliyor mu herkese? Nasıl bir düzen var? Çünkü çok değişti artık piyasa. Dinleyiciler de şaşkına döndü. O kadar çok farklı platform var ki herkes o platformu da dinleyemeyebiliyor. Nasıl bir sistem var şu anda müzik piyasasında sizce? Şöyle bir aslında karmaşık bir sistem var. Bir dijital ortamda çok fazla dinlenenler var. Bir radyo tarafında farklı dinlenenler var. Onun haricinde ikisi tarafından da dinlenenler var. Yani şu şekilde diyeyim, piyasada her koldan
dinleyicinize ulaşmanız gerekiyor. İşte bu basın olsun, radyo olsun, dijital olsun. Bunların hepsini bir arada kullandığınızda daha çok kitleye, daha çok dinleyiciye ulaşabiliyorsunuz. Ama gerçekten çok karmaşık bir piyasa şu anda. Müzik türleri zaten o anlamda da hani çok karmaşık. Yani pop içerisinde fantazi var. Yani hepimizin şarkılarında var ama çok karmaşık yapılar meydana geldi. Ama dijitalde dinlenen sanatçılarımıza bakıyoruz. Mesela milyonlar izlenmiş, dinlenmiş. Ama baktığınızda çok tanıyan olmuyor. O yüzden de ben biraz basın tarafında, radyo tarafında ve hani işlerimi bu şekilde dijital tarafında da ilerlemeyi tercih edenlerdenim. Hepsini kullanıyorum. Bir de şimdi sizin gibi sanatçılarla yeni albüm çıkaran, single çıkaran sanatçılarla sık sık biz programımızda bir araya geliyoruz. Sizlerin sesini, ismini, şarkılarını duyurmak istiyoruz. Bu ne güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Hem destek olduğumu düşünüyorum. Çok hem güzel. De izleyenler ne kadar çok alternatifleri olduğunu bilsinler istiyorum. Ve şimdi dikkatimi çekiyor son dönemlerde hem siz hem de diğer çıkış yapan sanatçılar için. Genellikle eskiden çok büyük firmalarla çalışırdı müzisyenler veya onlarla çalıştıklarında sanki çıkış yapabilirmiş izlenimi vardı. Oysa şimdi dikkat ediyorum, sizin gibi kendi firmasını kuranlar ya da çok daha küçük bağımsız firmalarla çalışan sanatçı sayısı oldukça arttı. Belki bu sistem buna mı yol açtı? Hani her şerde bir hayır vardır denir. Öyle bir şey mi oldu yani acaba? Yani öyle. Şu anda herkes kendi yapıyor işini. Ancak şöyle bir şey, firma açısından hani kendi şu anda bizim işlerimizi kendimiz yapıyoruz ama ürünü kendimiz üretiyoruz ama ben DMC müzik şirketindeyim. Hani müzik şirketimiz orası benim. Hı hı. Ama prodüksiyon yani, aşamasını kendiniz yapıyorsunuz. Tabii kendi ki hazırlıkları evet. Kendimiz yapıyoruz ama tabii ki anlaşmalarımızda katkıları oluyor şirketimizin falan. Hani tabii ki bu hiçbir şey yapmıyor anlamına gelmiyor şirketlerimizin. Bu anlamda da müzik kompaniye teşekkür ediyorum. Kendilerinin desteklerinden dolayı ben orayla da çalışıyorum ama tabii ürünlerimizi kendimiz yapıyoruz. Bir de şöyle bir şey var, dediğiniz doğru, kendileri yapıp kendi şirketlerini kuranlar da var. Onun haricinde sadece YouTube kanalından dijital ortamda da sunanlar var. Tabii bunlar çeşitli, bunlar da tabii ki insanlara ulaşabilme imkanı veriyor, bu anlamda da güzel. Yani herkes hayallerine kavuşabiliyor diyebiliriz. Evet, aslında dediğim gibi bu sistemin de getirdiği kolaylıklar var, zorluklar var. Şimdi bir isim var sizin hayatınızda çok önemli tabii. Ulvar Tanrıöver, eşiniz. Evet, eşim. Evet. Çok evet, büyük evet. Destek. Şimdi birazdan klibinizle buluşturacağız, eserinizle buluşturacağız. Evet. Aşk Adam Seçer Mi ile. O klibin çekiminde de çok destek olduğunu biliyorum kendi sözlerinizden. Evet. Bu desteği biraz paylaşın, eşinizle yan yanasınız, sürekli destek oluyor size. Şimdi hastalığınızla ilgili de bir soru soracağım ama önce eşinizle şöyle bir konuşalım bakalım. Konuşalım. Şimdi bu prodüksiyon zaten eşim kendisi yapıyor. Bütün her şeyi kendisi karşılıyor. Aynı zamanda klibimizin yönetmeni de kendisi. O da akademisyen yani çok, aynı zamanda değil mi? O da Güzel Sanatlar Lisesi'nde hoca, keman hocası. Yani bu işte eşinizle çalışıyor olmak gerçekten çok güzel bir şey. Her şeyi anlayabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim, klipte bile nasıl güzel görüneceğinizi biliyor. Hani şimdi bir kere destek olması, yani sizi müziğinizde size destek olması o kadar önemli ki. Ben hep söylüyorum, hani yan yana olsun kadın ve erkek partner. Çünkü yan yana olduğunuzda, omuz omuza olduğunuzda çok daha kaliteli işler ve çok daha üst seviye işler çıkıyor. Tıpkı sizinkinde olduğu gibi. Şimdi bir de MS hastalığından söz etmeden veda etmek istemiyorum. Çünkü çok önemsiyorum. Çok zorlu bir hastalık ve sizin bir cümlenizi izin verirseniz izleyenlerinizle paylaşmak istiyorum bir röportajınızdan.
Tıp dünyasının bile çaresiz kaldığı her noktada dinleyicilerime ve öğrencilerime tutunarak MS hastalığına boyun eğmiyorum demişsiniz. Bu süreçte evet. yeni şarkım Aşk Adam Seçermi'nin her detayıyla da yakından ilgilenerek bunu aşmaya çalıştım. Yani hastalığınızı bir nevi aslında müzik yaparak aşmaya çalışıyorsunuz ve gördüğüm kadarıyla ben sizi yazdan bu yana tanıyorum. Başarılı da oldunuz. Belki bu süreçten biraz esinlenerek MS hastalarına mesajlarınız olur mu KRT ekranlarından? Tabii ki mesajlarım olur. Öncelikle bir MS hastası olarak kesinlikle hayallerinden vazgeçmemeleri gerektiğini, güçlü durmaya çalışmaları gerektiğini söyleyebilirim. Onun haricinde de bir akademisyen olarak MS hastaları üzerinde yaptığım bir müzikle tedavi ilgili çalışma var. Ondan bahsedebilirim. MS hastalarına Mozart müziği dinlettik ve birçok bu oluşan vücutlarındaki sıkıntılarda rahatlama gördük. Özellikle mesela uyuşmalarda rahatlama gördük. Bunun için de Mozart müziğini dinlemelerini tavsiye ederim. Klasik müzik özellikle günün belli saatlerinde. Bu çalışmamızda yakın bir zamanda yayınlanacak. Hı-hı. Bu anlamda da bir söylem yapabilirim. Ve hayata bağlı olmalarını, hedef koymalarını, hedef çok önemli. Hedef olmadığı zaman, sosyalite olmadığı zaman sıkıntıya düşüyorsunuz ve kendinizle hep ilgileniyorsunuz. Hep sıkıntılarınızla ilgileniyorsunuz. Bunu aşmaları için de böyle bir şey. Tabii ben şanslıyım. Hani müzikal bir yeteneğim var. Bununla birleştirip unutabiliyorum bunu. Ancak onlar da hobi olarak müzikle ilgilenebilirler diye söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum Gülşah Tanrıöver. Ben teşekkür ederim. Bence harika mesajlar ilettiniz. Özellikle Mozart dinleyerek MS hastalarının bazı sıkıntılarının giderilebileceğiyle ilgili de tavsiyeleriniz oldu. Bunu da takipte kalalım. İzleyenlerimiz de Gülşah Tanrıöver'i takip ederlerse zannediyorum dijital platformdan evet. Bu tür duyurularınız veya yöntemleri aktaran canlı yayınlarınız olabilir diye düşünüyorum. Evet. Merakla bekliyoruz. Şimdi klip gelecek. Klip nerede çekildi sevgili Gülşah? Klip Kayseri'de 1600'lü yıllardan kalma bir Kara Mustafa Paşa Kervansarayı vardı. Orada çekildi. Evet. Kayseri'nin birkaç tarihi alanı vardı. Oralarda çektik. Çok da güzel lokasyonlardı. Yani Kayseri adına da iyi olduğunu düşünüyorum. Bir önceki de Nevşehir'deydi. Biraz Anadolu'yu tanıtalım demiştik bu pandemi döneminde. Evet. Ve hedefimize de ulaştık gibi görünüyor. Harikasınız. Çok güzel bir klip. Şimdi izleyenlerimizle paylaşacağız. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Dinleyeniniz, çok sağ olun. İzleyeniniz çok olsun. Aşk Adam çok Seçer mi? Çok dinlensin. Yeniden yeni üretimlerinizle de programımızda buluşmak dileğimle Kayseri'ye sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgiler. Hoşçakalın. Sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, Gülşah Tanrıöver'e yolu açık olsun diyoruz. Hem akademisyen, hem müzisyen, hem de gerçekten ciddi bir sağlık sorunuyla mücadele ederken bu kadar işle aynı anda uğraşıyor. Çok da güzel bir klip hazırlamışlar. Ellerine, yüreklerine sağlık diyoruz. Ve şimdi çok ilginç bir konu ve konukla karşınızdayız. Efendim, kukla desem ne dersiniz? Aşık Veysel, Cem Karaca, Neşet Ertaş ve daha birçok isme kuklalarıyla hayat veren, ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden, hayali Balaban mahlasıyla tanınan kukla sanatçısı Cemal Fatih Polat, Şebnem Yiğit'le hafta sonunda. Sevgili seyirciler, Cemal Fatih Polat bizlerle. Kukla sanatçısı, kukla ustası mı demek daha doğru? Kara göz oynatıcısı demek mi daha doğru? Hoş geldiniz diyerek soruyla size hoş geldiniz demiş olayım. Buyurun. Eyvallah, hoş bulduk. Kukla da kara göz diyebiliriz. Ama daha yoğunlukla bu dönem kara gözle geçiyor. Evet. Niye öyle? Dikkatimi çekti. Zafer Bey'le konuşurken sizin için o da hep kara göz oynatıcısı dedi. Hacivat'ı unuttuk mu? Yok, şöyle. Esasında hep Karagöz Hacivat ya da Hacivat evet, Karagöz evet, diye evet. bilinir ama oyun Karagöz oyunudur. Oyunun ana kahramanı, başrol oyuncumuz bizim Karagöz'dür. Aslında öyle söylenmesi daha doğru olur. Hacivat aslında sadece gelip oyunu açan kişidir. Yan karakterdir aslında. O yüzden Karagöz diye başlı başına söylememiz daha doğru bir ifade olur. O yüzden Karagöz sanatçısı, Karagöz Hacivat sanatçısı değil de Karagöz sanatçısı demek daha doğru
oluyor efendim. Peki şimdi zaten bizim sohbetimizin sonunda sevgili seyirciler muhteşem bir gösterisi olacak. Kimler olmayacak ki bu gösteride? Neşet Ertaş'tan Cem Karaca'ya, Zeki Müren'e kadar birçok gösteri sergileyecek size Cemal Fatih Polat. Fakat şimdi biz Hayali Balaban dedik. Yani bu sizin mahlasınız, evet. Hayali Balaban. Kim verdi bu mahlası size? Karagöz sanatçıları mahlaslarını ustalarından alırlar. Evet. Yani kendi benim ismim bu olsun, bundan sonra beni böyle anılsın, anın diye söylenmez. Ama usta mahlası verir. Benim ustam da Alpay Ekler. Karagöz sanatçısı. Ne üflüyordum ben aynı zamanda. Hayali neyzen olsun o zaman dedi. Dedim bakalım var mı? Varmış. O yüzden bir de balaban da üflediğim için o güzel enstrümanımızı üflediğim evet. için. Balaban olsun dedi. Hayali balaban olsun dedik. Sağ olsun ustam verdi bu mahlası. Çaldığım enstrümanla da. Hani bu farklı olabilir. Evet. Mesela Yaşayan İnsan Hazinesi Metin Bey var. Hı-hı. Metin Özlen. O mesela Hayali Safderi diye onun ismi geçer gibi gibi. Ya da Küçük Ali, Hayali Küçük Ali vardır. Çok eski sanatçılardan, Karagöz sanatçısı. Nurettin Sevilendir. Normalde ismi başka ama mahlası başka, farklı oluyor. Tabii. Bu şekilde Karagöz sanatçılarında böyle bir ritüel var, bir gelenek çok var. Çok da bence sürdürülmesi gereken bir gelenek. Çok da hoşuma gitti. Bilmiyorum sevgili seyirciler, siz de zannediyorum böyle düşünüyorsunuz. Peki size bir oyuncuydunuz, hali hazırda oyunculukla yapıyorsunuz ama hı hı. sizi kuklaya çeken, Karagöz'e çeken ne oldu Cemal Bey? Ya Karagöz'de biraz kendimi buldum diyebilirim. Yani bir çekim kuvveti oldu dediğiniz evet. gibi. Karagöz zaten küçükten beri bizim hani izlediğimiz, bildiğimiz bir şeydi. Hı hı. Oyunlarda da, tiyatro oyunlarında da bizim Türk tiyatrosunda zaten Karagöz'den esinlenilerek birçok şey ortaya çıkmış. Orta oyun olsun, diğer oyunlar olsun. Karagöz'ü zaten oynuyorduk. Bir de dedik perdede bunu acaba nasıl yapabiliriz? Olur mu, olmaz mı? Ustam Alpay Ekler'in yanına gidip tasvir yapımını öğrendim kendisinden. Bunlara biz tasvir diyoruz. Evet. Deriden yaptığımız tasvirler. Deriden mi yapılıyor? Deriden bunlar? Yapılıyor. Biz hep eskiden ahşap bilirdik. Değil mi? Evet, şimdi. Hayır. Bu geleneği yani şeffaf, transparan deriden yapılıyor. Hmm. Deve derisi ya da dana derisinden yapılıyor. Bu ışıklandırma için gerekli olan bir malzeme mi acaba? Şeffaf olduğu için hmm. bizim bunu perdeye yansıttığımızda, perdeye koyduğumuzda ışığı geçirgen bir madde olması lazım. Gelenekte deriden yapılmış. Hı hı. Normalde mesela Yunanistan'da ya da dünyanın farklı yerlerinde plastikten de yapılıyor. Hı. Ya da karton kullanılıyor. Renkli, transparan, şeffaf şeyler, plastikler kullanılabiliyor renklendirmek için. Ama bizim sanatımız Karagöz, diğer dünyadaki gölge oyunlarından ayrılıp bir şeffaf figürü biz perdeye direkt yansıttığımız için. Yanınızdaki perde, evet, bu arada izleyenlerimiz de tanıtalım. Mini perde mini normalde perdemiz. 2'ye 2 büyük bir perdeniz tabii, var. Büyük perde o zaman ne diyorduk? Tasvir. Tasvir. Tasvirler de çok büyük olacaktı tabii ki. Evet. Elinizde onlar da var ama biz bugün için bunu tercih evet. ettik. Evet, devam edelim. Yani Karagöz diğer oyunlardan, diğer dünyadaki gölge oyunlarından ayrılır. Başlı başına bir oyun olarak ortaya çıkar. O yüzden Karagöz bu noktada da biraz diğerlerinden öndedir yani. Bizim gözümüzde tabii biraz diğer öyle. Tasvirlerden mi öndedir? Diğer gölge oyunlarından. Dünyadaki çünkü, tüm gölge oyunlarından. Onlar gölge oyunudur. Aha. Bizimki Karagöz oyunudur. Ha. Neden? Çünkü bizim tasvirimiz bir gölge değil, tasvirin kendisini evet, gördüğümüz için. Evet. Yani biz orada bir tasvirin gölgesini görmüyoruz. Tasvirin kendisini görüyoruz. O yüzden evet. Bizim hani bir ışık oyunu da diyebiliriz ama gölge oyunu değildir. Çünkü renkli gölge yoktur. Yani doğru, bunlar tasvirin doğru. kendisi olduğu için. Gölge Karagöz olsaydı değil mi? Siyah beyaz yansıyacaktı. Ama öyle yansımayacak. Evet. Görecek izleyenlerimiz. Evet. O yüzden Karagöz oyunu, yani gölge oyunu da mesela bu da bir yanlış bilinen bir şeydir. Gölge oyunu değil, Karagöz oyunu olarak söylenmesi daha doğru bir ifade. Çünkü olur. Dünyada gölge oyunu olarak geçiyor ama bizde gölge kullanılmadığı, tasvirin kendisi kullanıldığı aynen için öyle. Karagöz oyunu ismi ve sadece bize ait, bizim evet, kültürümüze bize ait şey. Bir oyun diyelim buna ki çocuklarımız da öğrensin. Peki siz bu tasvirleri kendiniz mi yapıyorsunuz? Bunları biz kendimiz yapıyoruz. Şeffaf hale getirilmiş derileri biz satın alıyoruz.
Güzelce ıslatıyoruz yapacağımız şekle göre o boyutta. Şu anda Erkan Oğur galiba ekrana yansıyan da değil mi? Harika. Onları bir güzel küçük bıçaklarla, nevregen bıçağı dediğimiz o bıçaklarla bu delikleri açıyoruz. Şöyle tasviri de üzerinde göstereyim. Lütfen, evet. Mesela bu gördüğümüz ışıkları... Cem Karaca bu arada elindeki. Bu ışıkları nevregen bıçağıyla açıyoruz. Buradan bu deliklerden ışıklar geçiyor. Nuru gen. Şimdi yani, Cem Karaca'nın saçlarının arasındaki o deliklerden mi bahsediyoruz? Evet, bunlar bıçakla açtığımız delikler. Nevregen bıçağı. Nevregen bıçağı dediğimiz, keşke yanımda getirseydim. Biraz daha farklı bir bıçaktır. Evet. Küçük bıçaklardır. O bıçaklar bu ismi şöyle geliyor ki efendim. Işık geçiren anlamına gelir. Nuru gen, yani nuru gen anlamında. Biz bu delikleri açtığımızda ışık geçtiği için tasvirden de o ismi almış. Bunları bıçaklarla açıyoruz. Sonra doğal ya da ekolim boyalarla boyuyoruz. Bu değnekleri taktığımız zaman da oynatır hale gelmiş oluyor. Genelde Karagöz ya da Hacivat'ta bu şekilde tasvirler tek değnekle bu şekilde oynatılır. Ama ben biraz daha farklı teknikler mümkün mertebe geliştirdim. Mesela bu Cem Karaca'da. Gerçi şimdi isterseniz Zeki Müren'den örnek verelim bu sefer. Sonunda şey yapacağım. Ya da mesela Neşet Ertaş'ta örnek vereyim. Olur. Henüz bunun videosunu şey yapmadık. Tamam. Mesela burada bir farklı bir oynatım tekniği var. Nedir? Burada Neşet Ertaş'ın sazını çalabiliyor. Normalde evet, bilekleri oynuyor. Evet, burada bir farklı bir teknik, değnek bir tane derinin içerisinden geçerek başka bir deriyi tutuyor, başka bir şeyi tutuyor. Böyle bir teknik var mesela. Ya da bunları siz kendiniz mi keşfediyorsunuz çalışmalarınız esnasında, yoksa faydalanıyor musunuz? Şöyle ki bu teknik normalde bir kuş kanadı tekniği olarak kullanılmış. Tayvan tekniği deniyor buna. Normalde buraya mesela bir kuş gövdesi düşünün. Bu da bir kanat düşünün. Bunu kanadını çırpıyormuş gibi olur. Ama ben bunu dedim ki, yani dünyada da baktım çok yapan yok, çok değil yapan yok. Bunu bir enstrüman çalan birisi. Evet. Şimdi bizim dünyamızda saz çünkü bilek çok oynaktır önemli. Değil mi? Oynaktır. Evet. Mesela Aşık Veysel de genelde Aşık Veysel bu şekilde oynatıyor ama Neşet Ertaş daha çok bilekten hareket yapan. Siz bu kadar ayrıntıya dikkat ediyorsunuz yani onların bu karakterlerini, tabii, tasvirlerini yaparken. Şu Aşık Veysel koldan oynatıyor. Buradan çalar. Neşet Ertaş bilekten oynatıyor. Ona bir dikkat ediyor sevgili seyirciler. Keza mesela Neşet Ertaş çok sabit, mesela Aşık Veysel sabit çalar böyle. Ama mesela Neşet Ertaş kafasını oynatır, tabii, sazını indirir, kaldırır. Mesela burada da ikisini birbirine bağladım ki kafasıyla birlikte sazını hareket ettirebilsin şeklinde böyle. Bütün hani farklı bunlar, teknikler mümkün mertebe uygulamaya çalışıyorum. Elinize yüreğinize sağlık. İlerleyecek mi bu? Ne diyorsunuz? Yani yeni nesiller var mı? Sizin de el vereceğiniz kişiler olacak mıdır efendim? Efendim Karagöz yani hep böyle işte ölüyor mu bitti mi diye düşünüyoruz ama tam tersi çok şükür güzel yerlerde festivalleri düzenleniyor, şenlikleri düzenleniyor. Ne zaman, nerelerde? Mesela, tabii hani bu koşullarda düzenlenebilir mi henüz bilmiyoruz ama yine de salgında, öğrenelim. Karagöz Derneği var mesela İstanbul merkezli. İstanbul Karagöz Festivali yapıyor. Dördüncüsünü düzenledik geçen sene. Her sene mümkün mertebe yapılıyor. Keza Zafer Bey sağ olsun İroni Yapım gibi yapımlar Karagöz'e gereken önemi verdikleri sağ için olsunlar. Mümkün mertebe belediyelerle olan organizasyonlarda, okullara olan yapılan organizasyonlarda Karagöz'e ağırlık veriyorlar. Hani bir başka bir çocuk oyunu değil de Karagöz gösterisi ve bence de gösterilmeli. Biz müthiş keyif aldık sevgili seyirciler. Bu arada bir kişiye de teşekkür edeceğim. O da Cemal Bey'in eşi Melike Hanım. Evet. Çünkü birazdan gösterilerde kendisinin desteğini göreceksiniz. Evet. Şimdi ben izleyenlerimizi sizin gösterinizle baş başa bırakacağım. Alasmarladık diyeceğim. Sırasıyla Neşet Ertaş, Aşık Veysel, Cem Karaca, Hüdayda, Erzincan Halay'ı izleyeceğiz. Halayı. Ve tabii ki as solistimiz de Zeki Müren olacak. Evet. Elinize yüreğinize sağlık. Teşekkür İyi ki ederim. Geldiniz. Sağ olun, var olun. Elimizden geldiğince sizin tasvirlerinizi, oyunlarınızı programlarımız içerisinde zaman zaman izleyenlerimizle buluşturmaya gayret edeceğiz. Sağolunuz, iyi ki varsınız. Siz de efendim teşekkür ederim ağırladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Büyük keyif, sağ olun.
Sevgili seyirciler, hemen her hafta programımıza müzikle veda ederiz. Biliyorsunuz sürekli izleyicilerimiz hatırlayacaklardır ama bugün Cemal Fatih Polat'ın tasvirleriyle veda edeceğiz. Kimler yok ki bu tasvirler içerisinde? Zeki Müren'den tutun da Cem Karaca'ya, Aşık Veysel'den Neşet Ertaş'a kadar onlar bugün veda edecek. Yeah.
Bir dakika. Bir dur ya. Ne oldu Cemal Emice? Ne oldu ya? Ulan bu zopalar ne koyduyuz aramıza? Sosyal mesafeli horon ediyoruz. Ha öyle. Hadi bakalım. Çok geldi. O kadar da gitmedi. Koy verme kendini. Ha. Bacaklarım ağrıdı.